Kalem adam öldürür mü? Yani kaçımız yazarak adam öldürdük? Kaçımız düşündükleri ya da yazdıkları uğruna her şeyi göze alabilir? Ve işte karşınızda edebiyatımızın eskimeyen yüzü. O göklerde kartal gibi olan, kanatlarından vurulan ama yılmayan. O mor çiçekli dal gibi rüzgarda kırılan, memleketi karış karış dolaşan, bahar vaktinde vurulan. Ve işte karşınızda sabah yıldızı. Hoş geldiniz. Ben Sercan Gültekin. Beni ilk izleyenler için yapmaya çalıştığım işin özeti, okumuş ve araştırmış olduğum kitapları siz değerli izleyicilerimizle paylaşmak. Bu hafta üzerine konuşmak istediğim kitap ise Yapı Kredi yayınlarından çıkan, 1937'de kitap okurlarla buluşan Sabahattin Ali'nin yazmış olduğu Kuyucaklı Yusuf. Kitabımız kısa olması sebebiyle hemen okunabilecek bir tarzda. 220 sayfadan oluşmaktadır. Bu sebeple önce hikayeyi anlatıp daha sonra bilinmeyenleri siz değerli izleyicilerimizle paylaşıyor olacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. ...1903 yılının sonbaharında yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kasabasına bağlı Kuyucak köyünü eşkıyalar basar. Eşkıyalar anne ve babayı öldürür. Annesinin sesine kalkan küçük Yusuf, eşkıyalardan biriyle boğuşmak zorunda kalır. Bu esnada sağ elinin baş parmağını kaybeder. Anne ve babasının cansız bedeninin başında bekler. Koşarak jandarmalara, jandarmalar da kaymakama haber verir. Soruşturmaya gelen kaymakam Selahattin Bey, küçük çocuğu cesetin başında görür. "Korkmuyor musun bunlardan?" diye sorar. Yusuf, "Nesinden korkayım? O garibanlar benim anamla babam." der. Kaymakam, Yusuf'a karşı derin bir acı ve şefkat hisseder. Kimsesiz kalan çocuğu evlatlık olarak almaya karar verir. Ve Yusuf'u alır, karısı Şahin'de ve kızı Muazzez'le tanıştırır. Oradan da tayini çıkması sebebiyle Edremit'e giderler. Yusuf burada hem kişilik mücadelesi verirken hem de şehir hayatına adapte olmak için çabalamaya başlar. Karısı Şahinde'ye rağmen kaymakam Selahattin Bey Yusuf'a karşı olancından ve sevgisinden asla vazgeçmez. Ancak ne yaparsa yapsın Yusuf'a okumayı sevdiremez. Çünkü Yusuf adalet, hak, hukuk gibi kavramların, Edremit'in zengini Hilmi Bey ve her türlü pisliğe bulaşmış oğlu Şakir için işlediğini görmüştür. Hatta işlenen bir cinayet olmasına rağmen ne silah bulunabilmiş ne de görgü tanığı. Yusuf'un bu yaşlara geldiğinde fark ettiği bir şey daha vardı. O da Muazzez'e olan aşkı. Bu aşk onlara sorunsuz bir yaşam, adaletli bir hayat sunmayacağı gibi akıllarının ucundan dahi geçemeyeceği olaylara doğru savurur. Okuyucular da Yusuf ve Muazzez'e bağlı iplerle onların hayatına doğru çekilmeye başlarlar. Gelelim bilinmeyenlere. Kitabın adı neden Kuyucaklı Yusuf? Çünkü Sabahattin Ali kendi fikir ve düşünceleri sebebiyle yatmış olduğu cezaevinde bir arkadaşıyla tanışır. Adı Yusuf'tur.
Bu sebeple bu kitabın temel taşları aslında Yusuf'un gerçek hikayesinden alınmıştır. Yani Yusuf gerçekte yaşayan biridir. Kaymakam ve işi kimdir? Bu soruya net olarak cevabı veren kişi Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali olmuştur. Yani kaymakam ve işi aslında Sabahattin Ali'nin anne ve babasıdır. Biz neden bu kitabı seçtik? Bu kitabı seçtik çünkü bu kitap 1937 yılında Sabahattin Ali'nin ilk romanıdır. Ve ben de diğer okurların aksine Sabahattin Ali'yi ilk kez bu kitapla tanıdım. Kürk mantolu Madonna'yla değil. Taşla ve şiir karşılaştırması, muazzam betimlemeler, Yusuf'un kişilik bulma çabası ve günümüzle de örtüşen adalet mücadelesinden bahsetmiş olması sebebiyle bu kitabı seçtik. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Ne yazıktır ki bu kadim yazar 41 yaşına kadar yaşamış, bu kısa ömrü boyunca başına getirilmeyen kalmamış, bu cevval kalemi öldürerek kırmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda Sabahattin Ali, yazıdaki ustalığı kadar şairlikte de Türk edebiyatının mihenk taşlarından biri olmuştur. Dilimize plasenk olan o şiirin dizelerini Sinop Cezaevi'nde yazmıştır. Görmek istersen denizi, yukarıya kaldır yüzü. Deniz gibidir gökyüzü, aldırma gönül, aldırma. Ve diğeri, ayın şavkı vurur sazın üstüne. Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne. Ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. Kuyucaklı Yusuf okumadıysanız, bence kitap okumamışsınız demektir. Bir kitap ve bir kahvenin bu haftaki konuğu Kuyucaklı Yusuf'tu. Haftaya görüşünceye dek herkese kitap dolusu sevgiler.